Var merhaba. Hoş geldiniz dersime. Umarım iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Kıymetli dostlarım, 11. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ünite konu anlatımlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Makale ünitesine 4. üniteye geldik dostlarım. Bu dersimizde makale türünün özelliklerini diğer türlerden farklarını vesaire ele alacağız kodlamalarıyla birlikte. Bu konu anlatımının ücretsiz pdf dosyası yine her zamanki gibi bu videonun açıklamalar kısmında yer almaktadır. Tabletinize bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Helali hoş olsun. Haydi dilerseniz konu anlatımına başlayalım. Tabi önce şu metinlerin sınıflandırılması klasik bir tablomuz var ya bu tabloyu bir hatırlayalım. Metinler sanatsal metinler ve öğretici metinler olarak iki gruba ayrılır. Sanatsal metinler ya coşku ve heyecan dile getirir ki bu sadece şiirdir dostlarım ya da olay çevresinde gelişir. Olay çevresinde gelişen metinlerse ya anlatmaya bağlıdır ya da göstermeye bağlıdır. Anlatmaya bağlı metinler işte bu masal, fabıl... Hikaye, roman gibi türler. Göstermeye bağlı türlerse tiyatro dediğimiz modern tiyatro, trajedi, komedi, dram, geleneksel Türk tiyatrosu, karagöz, metta, orta oyunu gibi türlerdir. Gelelim öğretici metinlere. Öğretici metinler, tarihi metinler, felsefi, bilimsel metinler, gazete çevresinde gelişen metinler, kişisel hayatı konu alan metinler olarak 5 ana başlıkta incelenir. Bizim makale dediğimiz tür gazete çevresinde gelişen edebi türlerden biridir. Tıpkı deneme gibi, tıpkı fıkra gibi. Biz burada tabii ki bilimsel metinler başlığı altında makaleyi ele alacağız. Peki bilimsel metin nedir? Şimdi metinleri öğretici metin ve sanatsal metin olarak ikiye ayırmıştık zaten. Edebi metinlerde estetik bir haz uyandırmak için yazılan bazı unsurlar görürüz. Biz bunlara kurmaca metinler deriz. Öğretici metinler ise düşünceye dayalı olan kurmaca niteliğe sahip olmayan yani hayali olmayan metinlerdir. Bazı öğretici metin türleri ise bilimsel metinler olarak da adlandırılabilir. Bilimsel metinler dilin kullanış biçimi ve kurmaca olup olmamaları yönünden edebi metinlerden zaten ayrılır. Anlatımı olabildiğince anlaşılır olan bilimsel metinlerde amacımız bilgi ve düşünceyi doğru ve açık bir biçimde okura sunmak olmalıdır. Bilimsel metinler teze dayalı olması, araştırma verileriyle desteklenmesi, yararlanılan kaynakların gösterilmesi, anlatım dilinin nesnel olması yönüyle edebi metinlerden fazlasıyla ayrılır. Bilimsel metinler hazırlanılırken özetleme, alıntılama, kaynak gösterme gibi teknikler de kullanılır unutmayalım. Şimdi biz esas konumuz makaleye gelelim. Makale bir konuyu, bir olayı, bir eseri ele alıp onların çeşitli özelliklerini ayrıntılarıyla inceleyen ve onunla ilgili bir takım sonuçlara ulaşan yahut bir görüşü, bir iddiayı belge ve kanıtlarla destekleyerek savunan yazılara biz makale diyoruz. Şimdi makale sorularda çoğu zaman fıkra türüyle deneme türüyle vesaire karşılaştırılır. Sen bu makaleyi onlarla karıştırıyor musun, karıştırmıyor musun? Genellikle bu sorulur. Bakın dostlarım unutmayın. Makalede anlatılanlar kanıtlanmak zorundadır. Deneme ve fıkra da bu yoktur. E kanıtın kası da bakın sadece makalenin içinde geçiyor. Dolayısıyla makalenin bu en ayırt edici özelliğini buradan kolaylıkla hatırlayabilirsiniz. Bilimsel nitelikli yazılardır. Bu nedenle böyle senli benli konuşmalar, günlük dilde kullanılan kelimeler, süslü anlatımlar vesaire makalede yer almaz. Makaleler gazete ve dergi yazısıdır. Günü gününe yazılma gibi bir zorunluluğu yoktur. Makalede kullanılan dil anlaşılır olmalıdır. Dolaylı anlatımlarından, söz anlatımlarından, sözsel sanatlardan vesaire asla yararlanılmaz ortaya konan düşünceleri destekleyen örneklere yer verilir. Makalede bir konu sınırlaması yoktur ama genellikle güzel sanatlar, politika, toplumsal ve bilimsel konular, günlük olaylar gibi konular işlenir ama daha çok bilimsel konular ele alınır unutmayalım. Makalede temel öge düşüncedir dostlarım. Ele alınan düşünce veya ileri sürülen iddia yazının girişinde ortaya konur. Bu fikrin belgeler ve kanıtlarla desteklenmesi yazının gelişme bölümünü oluşturur. Bu bölümde yazar düşünceyi geliştirme yollarından sıklıkla yararlanır. Tanık gösterme, tanımlama vesaire. Açıklayıcı ve tartışmacı anlatım biçimi. Tutukta öyküleme, betimleme kullanılmaz burada. Edebi ve bilimsel makale olmak üzere de iki çeşit makalemiz mevcuttur. Edebi makalelerde konularımız genellikle dil, edebiyat ve sanattır. Bununla ilgili makaleler yazılır. Bilimsel makalelerde ise Tıp, sosyoloji, ekonomi gibi bilimle ilişkisi olan alanlarla ilgili konular ele alınır. Bilimsel makaleler genellikle dergi, kitap ve genel ağda yayınlanır yani internette. Gazetelerde güncel konularla ilgili ne nesnel yaklaşımla yayınlanan yazılar da makale olarak değerlendirilebilir. Ama güncel konular dendiği zaman bu güncellik bizi genellikle fıkraya götürür. Bunu da unutmayalım. Makale gazetecilikle birlikte gelişen bir, bir türdür. E zaten başlığı da o değil miydi? Gazete çevresinde gelişen edebi metinler diye. Edebiyatımızda ilk makale Tanzimat döneminde çıkarılan Tercüman Ahval gazetesinde Şinasi tarafından yazılmıştır. Tercüman Ahval mukaddimesi başlığı altında. Dönemin Namık Kemal, Ziya Paşa, Ahmet Tad Efendi gibi yazarları bu türde metinler ortaya koymuştur. Birazdan bunları liste liste vereceğiz. Servet-i döneminde de önemli bir makalecimiz var Hüseyin Cahit Yalçın. Fransızcadan çevirdiği Edebiyat ve Hukuk adlı makale Servet-i dergisinde kapatılmasına sebep oluyor. Milli Edebiyat döneminde Ömer Seyfettin'in yazdığı Yeni Lisan makalesi oldukça meşhurdur ki memleketçi edebiyatın bir bildirisidir. Ziya Gökalp, Fuat Köprülü, Peyami Safa, Ahmet Hamdi Tanpınar, Nurettin Topçu, Mehmet Kaplan ve Cemil Meriç makale türünde eser veren sanatçılardan bazılarıdır. Daha sonra dergilerde de yayınlaya başlayan makale türü ülkemizde bilimin gelişmesi ve bilimsel kuruluşların sayısının artmasıyla gelişmiştir. Şimdi bilimsel makalenin bölümleri nelerdir? Başlık, özet, Giriş, yöntem, bulgular, sonuç, tartışma ve kaynakça bu bölümlerden oluşur. Metnin özelliğine göre bu bölümlerden bazıları bulunmayabilir veya başlıkla belirtilmeyebilir. E başlık dediğimiz şey nedir? konunun ilgilileri tarafından okunacak ilk bölümdür. Bu nedenle başlık düzenlenirken kelimeler dikkatle seçilir. Makalenin içeriğini yansıtan az sayıda kelime kullanılır. Uygun bir başlığı olmayan makale hedef okuyucu kitlesi tarafından da beğenilmeyebilir, merak edilmeyebilir, okunmayabilir. Özetlediğimiz Adı üstünde metnin bütününde anlatılanların ana hatlarıyla ifade edildiği bölümdür. Araştırmanın kapsamı, amacı, araştırmada kullanılan yöntemler, elde edilen bulgular, araştırma sonunda ulaşılan sonuçlar ve metindeki anahtar kelimeler bu bölümde verilir. Giriş bölümünde temel bilgilerin sunulduğunu görüyoruz. Bu bölümde konuyla ilgili daha önce yapılan çalışmalar da hatırlatılır. Bu çalışmaya neden gerek duyulduğu da bu bölümde ortaya konulur yöntem. Bu bölümde araştırmada tercih edilen yöntem ve söz konusu yöntemin tercih edilme nedenleri anlatılır. Yazarın neyi, nasıl, niçin kullanıldığını açıkladığı bu bölüm konuyu bilen bir uzmanın aynı çalışmayı kendi imkanlarıyla tekrar etmesini sağlar nitelikte olmalıdır. Çünkü birçok makale yazarı daha önceki yazılmış makalelerden yararlanmak ister, onlardan yararlanarak kendi makalesini ortaya koyar. Peki gelelim bulgular bölümüne. Bu bölümde araştırmada elde edilen bulgular yani sonuçlar bu bulguların ne anlama geldiği daha çok dile getirilir. Sonuç ve tartışma. Bu bölümde araştırmada elde edilen bulguların araştırmanın amaçlarıyla ilişkileri kurulur. Elde edilen bulgulardan bir takım nesnel genellemelere ulaşılmaya çalışılır. Ulaşılan sonuçlar daha önce aynı veya benzer konularda yapılmış çalışmaların sonuçlarıyla kıyaslanır. Araştırmanın bilim dünyasına katkısı da belirtilir. Yapılan bilimsel çalışmayla ulaşılan sonuçların günlük hayattaki olası etkileri de değerlendirilir. Evet kaynakça. Şimdi makale yazarı bazı kaynaklardan da yararlanmıştır değil mi? Makalenin sonunda yararlanan kaynaklar liste halinde gösterilir. Makalede yer alan her kaynağa kaynakça da yer verilir. Kaynakça da yer alan her kaynağı metnin içinde gönderme de yapılır, dipnotta da belirtilir. Kaynakça hangi bilginin hangi kaynaktan alındığını göstermez. Bilginin hangi kaynaktan alındığı metnin içinde kaynağa gönderme yapılarak belirtilir dipnot şeklinde. Kaynakçada her kaynağa yalnız bir kez yer verilir unutmayalım. Evet bunları unutma demişiz yazılarda, denemelerde, taramalarda. Bak bunlar senin karşına çıkar. Yaz bir kenara. Şinasi'nin mukaddimesi bu edebiyatımızdaki ilk makale örneğidir. Ziya Paşa'nın Şiir ve İnşa adlı makalesi. Hmm, bunu niçin yazmıştı Ziya Paşa? Biliyorsunuz önce Harabat diye bir antoloji yazar. Bu antolojinin ön sözünde divan edebiyatını birazcık över. Bu övgüye karşılık Namık Kemal ya kardeşim biz sen lazım etmedik mi bunu öldürmeye? Sen şimdi bunu yattığı mezardan tekrar niye hortlatıyorsun diye tahribi bir harabatı yazar. Ziya Paşa buna karşılık şiir ve inşaayı yazar. Şiir ve inşaada da bu sefer halk edebiyatını över, divan edebiyatını eleştirir. Şiir ve inşa bu anlamda önemli makaledir. Ahmet Mithat Efendi'nin dekadanlar o. Dekadan eşek yavrusu demektir. Fransız sembolist şairlerine takılmış bir lakaptır. Ahmet Mithat Efendi Servet Fünun şairlerini birçok yönden Fransız sembolist şairlerine benzettiği için onlara dekadanlar diye yüklenir. Önemli bir makaledir. Ancak daha sonra Ahmet Mithat Efendi Servet Fünuncuların batı edebiyatı yolunda ne kadar çaba sarf ettiklerini fark edince onlardan özür dilemek için Teslimi Hakikat adlı yazıyla yazar. Böyle de delikanlı bir adamdır. Evrak-ı Eyyam, Cenab-ı Şahabettin'in önemli bir makalesi. Hüseyin Cahit Yalçın'ın Edebiyat ve Hukuk adlı makalesi çok önemli. Bu makale yüzünden ki çeviridir, Fransızcadan yapılan bir çeviridir. servet Fünun dergisi kapatılıyor. Ömer Seyfettin'in yeni lisan makalesi çok 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 önemlidir. Zira bu makale memleketçi edebiyatın bir bildirisi, bir manifestosudur adeta. Çok dikkat. Evet kıymetli dostlarım teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz ve dahi destekleriniz için. En güzel üniversiteler sizlerin olsun. Gözlerinizden öpüyorum. Hoşçakalın.